bana Nurettin Yıldız Hoca Efendi hakkında bir mektup yazmış. O mektupta şunları kaleme almış. Hocam, bir yıl kadar önce internetten Nurettin Yıldız Hoca'yı da tanıdım. İlk izlenimim çok aktif, ömrünü hizmete adamış bir ilim adamı, bir hoca efendi olarak gördüm. Hatta Ali Haydar Efendi başlıklı bir ders yapmış. Derste efendi babamız diye bahsetmiş. Ve İsmail Ağa Camii'nde Mahmud Efendi Hazretlerinden tefsir dinlediğinden bahsetmişti. Sandım ki o dersi izleyince aynı cemaattensiniz. Sonra sizin Nurettin Hoca hakkında bir konuşmanızı buldum. Orada da tevessül konusunda reddiye yaptınız. Şimdi Arifan Dergisi'nin Haziran 2012 sayısında bu olaydan yine bahsetmişsiniz. Bunu tekrar yazın, biz de bir daha Nurettin Yıldız'ı dinlemeyelim. Değerli Cübbeli Ahmet Hocam, bu girişimimi size karşı bir hassizlik terbiyesi saymayın. Aşağıda Nurettin Hoca'nın tevessülle ilgili verdiği beyanları yazıyoruz size. Soru: tevessül nedir? Yüzü suyu hürmetine istemekte ölçü nedir? Yoksa tamamen böyle bir şey yok mudur? Cevap: tevessül, kişinin Allah'a yakın olmak için başkalarını araya koyması şeklinde yorumlanabilecek bir eylemin adıdır. Asırlardan beri tartışıla gelen konulardan biri de tevessülün caiz olup olmadığı konusudur. Kısacası ümmetimizin geçmiş büyükleri arasında tartışılmaz bir konudur bu. Bizim böyle ihtilaflı konularda net tavrımız şu olmalıdır: ayet ve hadisle açık bir şekilde sabit olmayan ve ulemanın ya da ehlinin tartıştığı konularda müminler olarak birbirimizi kovuşturmayız. Batıl ve sapık bir yön olmadığı, açık bir hıyanet kokmadığı sürece birbirimize mazur görürüz. İhtilaflı bir konudan ötürü kardeşliğimizi zedelemeyiz. İhtilaflı konulardan birini tartışmayı, karşı tarafı itham etmeyi kendine ibadet edineni de cahil veya seviyesiz ve zamansız görürüz. Ümmetimizin yetecek kadar dış sorunları vardır. İmanı temelden yok sayan bir nesil gelmektedir. Küfür en ağır silahlarıyla imanımıza saldırmaktadır. İç konularımızı öne çıkarıp şeytanı sevindirmenin anlamı yoktur. Tevessül konusunda şu bilgiyi özet olarak kaydedebiliriz. Cevap devam ediyor. A. Kişinin Allahu Teala'nın isimlerinden veya sıfatlarından birine tevessül etmesi. Senin Rahman ismine sığınırım şeklinde dua etmesi vardır. B. Kişinin geçmişteki salih amellerinden biriyle tevessül etmesi. Falan haccıma veya falan sadakama şeklinde tevessül edilir. Bu konuda sahih ve sarih bir hadiste vardır. C. Yaşayan salih bir kişiye bana dua et, benim için dua et şeklinde tevessül caizdir. D. Ölmüş bir salih kişiyle tevessül edilmesiyle ihtilaflı bir konu vardır. İhtilaflı konulardaki usulümüz de yukarıda söylediğim gibi olmalıdır. Soru: bir hadisin sıhhati ve de bu hadisin tevessüle delil olması hakkında sormak istiyorum. Aşağıdaki hadiste geçen mezkur sahabi radiyallahu anh'ın "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem" dediğinde onun yanında olmadığı da söyleniyor. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Hadis şöyle: bir ama, yani kör, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelerek "Ya Resulallah, Allah'a dua et de bana afiyet versin" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İstersen dua edeyim, istersen sabret" buyurdu. O dua et deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona abdest almasını ve güzelce abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılarak "Ey Allah Celle Celaluhu, ben senden istiyorum ve rahmet peygamberi olan Muhammed peygamberinle sallallahu aleyhi ve sellem sana yöneliyorum. Ey Muhammed, ben bu isteğimin yerine gelmesi hususunda seninle Rabbime yöneldim. Ey Allah Celle Celaluhu, onun benim hakkımdaki şefaatini kabul et" diye dua etmesini emretti. İbn-i Huneyf radiyallahu anh şöyle anlattı: vallahi biz henüz meclisten ayrılmamıştık, çok da uzun konuşmamıştık ama o ama kişi yanımıza geldiğinde sanki onda hiçbir hastalık yokmuş gibi gözleri açılmıştı. Cevap: bu hadis sahihtir. Hadisin etrafında döndüğü konu tevessülle alakalıdır. Tevessülü sınırsız bir şekilde kabul edenler için iyi bir belge niteliğindedir. Tevessülü kabul etmeyenler ise bu hadise karşı çıkmamaktadırlar. Çıkmaları da zaten mümkün değildir. Onlara göre ise hadisin getirdiği sonuçlar şöyledir: 1-
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua istemiş ve dua isteğinde ısrarcı olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua etmiştir. Duasıyla beraber de onun abdest almasını ve namaz kılmasını istemiştir. Böylece amanın tevessülü salih amel üzerinden olmuştur. 2. Amanın şefaatini kabul et ifadesinin Arapça anlamı duasını kabul et şeklinde anlaşılır. 3. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biridir. Bu da amanın şifasının tevessülden önce mucizenin eseri olmasını gerektirmektedir. Aşağıdaki parantezde uzunca bir mektubunun içinden alıntıdır. Tevessül. Tevessül örneğine gelince, tevessülün sünnette teşvik edilen bölümü vardır. Bu da kişinin kendi salih amelleriyle tevessül etmesidir. Yaşayan salih bir kişiye tevessül etmenin de örneği vardır. Mezarda yatanlara tevessül etme hususundaysa ağır tartışmalar olmuştur. Bir konuda ümmetin büyükler arasında tartışma yapılıyor olması ilk nokta itibariyle o konuda sahih veya sarih bir nassın bulunmadığını gösterir. Böyle bir durumsa tartışma yapanların birbirlerini itham etmelerine manidir. Tevessüle de bu zaviyeden bakarız. Mümine tevessül edecek amellerin bulunsun dikkat et demeyi, felana tevessül et demeye yeğleriz. Bir de bu hususta münakaşayı enerji ve vakit israfı görürüz. Soru: Hocam, Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinlemekte sakınca var mı? Yanlış görüşleri varsa nelerdir? Cevap: Ben prensip olarak yaşayan şahıslar hakkında konuşmam. Herkesin iyilikleri ve kötülükleri yazılır. Bizim iyilik veya kötülük iddiamızın ne değeri olur? Allah'ın dinine hizmet etmek isteyen ve açık bir hata üzerinde olmayan herkesi hatalarıyla beraber iyi kabul etmemiz takvaya daha uygundur. Bu bölümün cevabından beni muaf tutmanızı rica ediyorum. Değerli hocam, bunlar Nurettin Hoca'ya sorulan sorular ve de kendi cevapları. fetvameclisi.com adresinden aldım. Biz avamdan birisi olarak tam anlayamıyoruz. Eğer siz bu Nurettin Hoca mahsurlu derseniz ben de şahsım adına takip etmeyecek ve dinlemeyeceğim bir daha. Hocamız burada başlıyor cevaba. Kıymetli kardeşim, bu mevzuyu birkaç yönden ele alayım. A. Hoca Efendi'nin İbni Huneyf radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifi sahih kabul etmesi insaflı davrandığına delalet etmektedir. Ancak kişinin kendi salih ameli yahut diri olan salih biriyle yani onların yüzü suyu hürmetine Allahu Teala'dan istemesini ihtilafsız caiz görürken ölmüş biriyle tevessül konusunu ihtilaflı göstermesi ilmi emanette bağdaşmamaktadır. Zira son devrin en büyük ulemasından olan merhum Seyyid Muhammed Alevi el-Maliki Hazretleri bu konuda yazdığı ve yüzlerce allameden takriz aldığı Mefahim Yecibu en Tusahhah isimli şaheserde vefat etmiş salih kişilerle tevessülün caiz oluşu ehli sünnet nezdinde ittifaklıdır. Bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur demiştir. Bana şahsen istiaze konusunda ihtilaf vardır. Bana göre o da caizdir ama biz ittifaklı konu olan tevessülü ispata çalışalım, ihtilaflı konuyu millete anlatmayalım demiştir. Lakin ben istiğazeyi de meşru gören biri olarak inşallah telif etmeyi düşündüğüm tevessül ve istiğaze risalemde o konuyu da delilleriyle ispata çalışacağım. Rabbim bana o eseri hazırlamayı da müyesser eylesin. Amin. Nurettin Hoca'nın da dediği gibi ölülerle tevessül ihtilaflıdır. Ama bu ihtilaf ehli sünnet uleması arasında değil, sadece Vehhabi alimleri tarafından ortaya konulmuş mesnetsiz bir muhalefettir ki onların buna dair hiçbir delilleri yoktur. Buna cevaz veren ehli sünnetin delilleri ise çoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan binlerce sene evvel yaratılan Adem aleyhisselamın Allahu Teala'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine mağfiret istediği ve Efendimizin hürmetine bağışlandığı Hakim rahimehullah'ın rivayet ettiği ve sahih olduğunu bildirdiği bir hadis-i şerifte mezkurdur. Adem aleyhisselam malum hatasını işlediğinde affı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle tevessülde bulunduğu ve onun hürmetine affolduğu hakkındaki hadis-i şerifi Hakim Müstedrek'te sahih olarak ihraç etmiş, Hafız Suyuti'de Hasais-i Nebeviye isimli eserinde tahric ve tahsih etmiş. Kitabının mukaddimesinde mevzu hadisleri rivayet etmediğini belirten Beyhaki, Delail-i Nübüvvesinde rivayet etmiş, Kastalani ve Zürkani,
Mevahib-i Luduniyye'de nakletmiş, Subgi, Şifa-ü Sikam'da, Taberani Efsat'ta, Şeyhülislam Belkini Fetavasında, Şeyh İbnül Cevzi Vefa isimli kitabının başında bu hadisi şerifi irad etmişler. İbn Kesir'de Bidaye isimli eserinde bunu zikretmiştir. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'dan rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adem aleyhisselam o hatayı işlediğinde ya Rabbi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için beni affetmeni senden isterim diye dua edince ey Adem henüz ben onu yaratmamışken sen onu nasıl tanıdın diye buyuruldu. O da ya Rabbi sen beni kudret elinle yaratıp ruhundan bana üflediğinde başımı kaldırdım ve arşın direklerinde yazılı olduğunu gördüm. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı olduğunu gördüm. İşte o zaman senin kendi ismini yanına ancak kullarından en sevdiğinin ismini katmış olduğunu anladım dedi. Bunun üzerine Allahu Teala ey Adem doğru söyledin şüphesiz ki o kullarımın bana en sevgilisidir. Bana onun hakkıyla hürmetine dua et. Muhakkak ki seni affettim. Muhammed olmasa sallallahu aleyhi ve sellem seni de yaratmazdım buyurdu. Bu hadisi şeriften dolayı Ebu Cafer rahimehullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda dua ederken kabri şerife doğru yönelmenin hükmünü İmam Malik rahimehullah'a sorduğunda şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin ve baban Adem'in kıyamet günü Allah'a yaklaşmak için vesilesiyken niçin yüzünü ondan dönüyorsun? İşte geride zikredilen hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bu alemle şereflenmeden önce Adem aleyhisselamın onun hürmetine Mevla Teala'dan affını istediğini ifade etmekle birlikte tevessülün sahih olması için hürmetine istenen zatın Rabbisi katında yüksek makama sahip olması gerektiğini fakat dünyada yaşıyor olması şart olmadığını açıkça anlatmaktadırlar. Böylece hayatta olmayan kimseyle tevessülün sahih olmayacağını söyleyenlerin bu sözlerini Allahu Teala'dan gelen bir hidayete dayanmaksızın nefsin hevasına uyanların sözü olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Geride zikredilen bu hadis-i şerif sünnet-i nebeviye üzerinde emin, güvenirlik vasfına sahip olan yüce makam sahibi hadis hafızlarından Hakim, Suyuti, Sıbki ve Belkini rahimehullah gibi zatların sahih olduğunu ifade ettikleri bir hadis-i şerif olduğundan delil getirilmeye çok müsaittir. İmam-ı Beyhaki bu hadis-i şerifi Delail-ül Nübüvve isimli eserinde zikretmiştir ki bu eser hakkında bu kitabı okumaya devam edin. Çünkü onun tamamı hidayet ve nurdur buyurmuştur. Ayrıca Nurettin Hoca'nın sahih dediği hadis-i şerifin Tirmizi'de geçen rivayetinde bu hadis-i şerifin ravisi Osman İbni Huneyf radıyallahu anh'ın Hazreti Osman'a arzuhali olan fakat işini gördüremeyen birinin şikayeti üzerine ona bu hadisi şerifle amel etmesini tavsiye ettiği, o kişi bu duayı yapınca Hazreti Osman radıyallahu anh'ın onunla çok ilgilenip işini gördüğü zikredilmektedir. Ki bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle vefatından sonra sahabenin tevessül ettiklerine dair açık bir delildir. Biz bu konudaki bu hadisi şerifi bizzat Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan duyan Osman İbni Huneyf radıyallahu anh'dan daha iyi bilecek değiliz. O bunu Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde başkalarına yaptırıyorsa artık bu konuda ihtilafa mecal kalır mı? Yine ehli sünnetin bu konudaki delillerinden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden önce vefat etmiş bulunan peygamberler hürmetine dua etmesidir ki Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir. Ali İbni Ebi Talib'in annesi Esed kızı Fatıma radıyallahu anha vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına girip başının yanında oturarak ey annem Allah sana rahmet etsin sen annemden sonra annemdin sen aç kalır beni doyururdun kendin çıplak kalır beni giydirirdin. Kendin lezzetleri yemekleri yemez bana yedirirdin. Bununla Allah'ın cemalini
ve ahiret yurdunu arzuladın, arzulardın buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun 3 kere yıkanmasını emretti. Yıkama sırası içinde kafur yani koku bulunan suya gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle döktü. Sonra gömleğini çıkararak ona giydirdi ve kendi üstündeki bir hırkayla kefenledi. Daha sonra onun kabrini kazdırmak için Üsame İbni Zeyd, Ebu Eyyub El Ensari, Ömer Hattab ve siyah bir köleyi çağırttı. Onlar kabri kazarlarken lahde varılınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle onun lahdini kazmış, toprağını eliyle çıkartmış, kazma işi bitince kabrin içine girerek yaslanmış ve Allah diriltip öldüren kendi diri olup ölmeyendir. Senin peygamberin ve benden evvel geçen nebilerin hakkı için Esed kızı Fatıma annemi affet. Ona hüccetini telkin et. Meleklere vereceği cevabı öğret. Gireceği yeri geniş et. Şüphesiz ki sen acıyanların en acıyısısın. Buyurduktan sonra bunun üzerine 4 tekbir getirdi. Onu lahdine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abbas ve Ebu Bekir Es-Sıddık radiyallahu anhumayı koydular. Burada düşünmeliyiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifinde haklarıyla Allahu Teala'yı tevessül ettiği peygamberler vefat etmiştirler. Dolayısıyla hak hürmetle yani diriler olsun ölüler olsun ehli hakla Allah'a tevessülün caiz olduğu sabit olmuştur. Ehli sünnetten olan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir iş hakkında caiz midir, değil midir diye ihtilaf eder mi? Ancak aksi bir rivayet varsa o zaman hangi hadis daha sahih diye ihtilaf çıkar. Konumuzda ise muhalif bir rivayet yoktur. Bu konuda bir delil de Bilal İbni radiyallahu anh'ın yaptığı istiazedir. Malik radiyallahu anh'ın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir. Hazreti Ömer devrinde büyük bir kuraklık sebebiyle insanlardan çoğu helak, hatta vahşi hayvanlar insanlara sığınmaya başladı. Bu arada Hazreti Ömer radıyallahu anh diğer memleketlerle irtibat kurarak erzak getirtemedi. Neticede Bilal İbni Haris el-Müzeni adında bir zat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gelerek "Ya Resulallah, ümmetin için Allah'tan yağmur iste. Şüphesiz onlar helak oldular." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin rüyasına girerek "Git Ömer'e benden selam söyle. Yakında sulanacaklarına haber ver ve ona de ki çok akıllı ve uyanık olsun. Yağmur duası yapmakta gecikmesin." buyurdu. Bu adam gidip durumu Hazreti Ömer radıyallahu anh'a haber verince o ağlayarak "Ya Rabbi, aciz olduğumun dışında elimden gelen hiçbir şeyi eksik etmiyorum." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh "Namaz toplayıcıdır." diye bağırarak onlara 2 rekat namaz kıldırdıktan sonra kalkıp "Ey insanlar, Allah aşkına söyleyin, benim yaptığım bir işten daha hayırlısını biliyor musunuz?" diye sordu. Onlar "Allah hakkı için hayır." deyince o "Bilal İbni Haris şöyle bir şey söylüyor." diyerek onun rüyasını anlattı. O zaman insanlar meseleyi anlayarak "Bilal doğru söylüyor, yağmur duası yapmakta geciktin, Allah'tan yardım iste." Sonra Müslümanlarla yardım talep et dediler. Bunu duyan Hazreti Ömer radıyallahu anh tekbir getirerek "Bela son haddine ulaştı, artık açılacak bir topluma talep izni verilirse, isteme kapısı açılırsa mutlaka onlardan eziyet ve bela kaldırılır." buyurdu. Sonra insanları yağmur duasına çıkarttı. Abbas İbni Abdülmuttalip radıyallahu anh da onunla beraber yürüyerek yağmur duasına çıktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh kısa bir hutbe okuduktan sonra kısaca 2 rekat kıldırıp "Ey Allah'ımız, yardımcılarımız bizden aciz kaldı. Gücümüz, kuvvetimiz de tükendi. Kendimiz de çaresiz kaldık. Senin yardımın dışında bizim hiçbir kuvvetimiz yoktur. Ey Allah'ım, bizi sula, kulları ve şehirleri dirilt." diye dua etti. Sonra ellerine dönmeden sellere daldılar. Sahih kaynaklarda geçen bu kıssada açıkça görüldüğü üzere Bilal İbni Haris radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gelerek
kuraklıktan şikayetlenip Allah'tan yağmur istemesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat etmiş ve icabet olunmuştur. İşte bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabriyle tevessül etmenin caiz olduğuna dair açık bir delildir. Hafız İbni Kesir rahimehullah'ın naklettiğine göre Yemame vakasında da Müslümanların şiarı yani nişanı "Ey Muhammed yetiş" sözleriydi sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'nin rivayetine göre Abdurrahman İbni Sa'd radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir kere Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın ayağı uyuştu. O zaman bir adam ona "En sevdiğin insanı an" dedi. O da "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem" diye bağlardan kurtulmuş gibi rahatladı bu ismi söyleyince sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde değişik bir rivayette İmam-ı Mücahit radıyallahu anh vasıtasıyla İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan naklediliyor. B. Nurettin Hoca amelle tevessülde ittifak olduğunu kabul ediyor, oysa vefat eden biriyle tevessül eden de ameliyle tevessül etmektedir. Ulema bu konuyu şöyle açıklamıştır. Tevessül meselesinde bir takım anlayışsızların muhalefet ettiği konu, tevessül eden kişinin kendi amelinden başka bir şeyle tevessül etmesidir. Mesela bir kimsenin "Ey Allah'ım, sana peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yahut Ebu Bekir es-Sıddık'la veya Ömer İbni Hattab'la ya da Osman veya Ali radıyallahu anhum ecmain veya herhangi bir veliyle tevessül ederim" diyerek bir takım zatlar ve şahıslarla tevessül etmesi gibi bir takımlarınca kabul edilmemekte ise de aslında onların bu itirazı ince düşünmediklerinden kaynaklanmaktadır. Zira biriyle tevessül etmek hakikatte insanın kendi ameliyle tevessül etmesi demektir. Ki bu onlar katında da kabul gören bir şeydir. Eğer inatçı ve itirazcı kimse bu meseleye basiret gözüyle bakacak olsa elbette hakikat kendisine parlayacak, bu müşkilat çözülecek ve bu sebeple meydana gelen Müslümanlar kafir sayacak derecedeki büyük fitnede kaybolup gidecektir. Şimdi bir şahısla tevessül eden kimsenin hakikatte kendisine mensup olan ameli ve bizzat kendi işiyle tevessül etmekte olduğu gerçeğini açıklayayım. Şu bilinsin ki bir şahısla tevessül eden yani onun hürmetine Allahu Teala'dan bir şey isteyen kimse o kişi hakkında hüsnü zanda bulunarak onun iyiliğini, faziletini, Allah'a yakınlığını kabul ettiği için onu sevmiş demektir. Ya da o şahsın Allahu Teala'yı sevdiğine ve onun da hakkıyla cihat ettiğine inanmıştır veyahut Allahu Teala'nın onu sevdiğine itikad etmiştir. Nitekim Mevla Teala Maide Suresi 54. ayette mealen o Allahu Teala Celle Celaluhu onları sever, onlar da onu severler kavli şerifiyle yarattığı kulları içerisinde bir takım sevdiği kullar bulunduğunu açıklamıştır. Bu mesele ince düşünüldüğünde tevessül eden kimsenin kendisiyle tevessül ettiği kimse hakkındaki o sevgi ve inancının bizzat kendi ameli olduğu anlaşılmış olur. Zira o, onun kendi itikadı ve inancı olduğundan ona aittir. O inançtan mesul olacak ve o sevgisinden dolayı sevap alacak olan bizzat kendisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Amellerin en üstünü Allah için sevmektir." hadis-i şerifinde sevginin amellerin en faziletlisi olduğunu beyan ederek sevgiyi amel saymıştır. Dolayısıyla falan dostun hürmetine senden istiyorum diyen kimse sanki "Ya Rabbi ben falan kulunu seviyorum, onun da seni sevdiğine, sana karşı samimi olduğuna ve senin yolunda cihad ettiğine inanıyor. Senin de onu sevdiğini ve ondan razı olduğuna itikad ediyorum. Benim ona karşı olan sevgim ve onun hakkındaki inancım vesilesiyle senden şöyle şöyle yapmanı diliyorum" demektir. Velakin tevessül edenlerin ekserisi gökte ve yerde kendisine hiçbir şey gizli kalmayan Allahu Teala ilmiyle yetinerek bu kadar açıklama yapmaya gerek duymamaktadır. Bu izahtan açıkça anlaşıldığına göre "Ey Allah'ım, Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sana tevessül ederim" diyenle "Allah'ım Celle Celaluhu peygamberine olan sevgimle sana tevessül ederim" diyen eşittir. Çünkü birinci ifadenin sahibi de ancak peygamberi sevip ona inandığı için bu tevessüle teşebbüs etmiştir. Eğer peygambere karşı sevgi ve inancı olmasaydı
onunla tevessül etmezdi. Ümmetin diğer velileri hakkında söylenecek söz de budur. Çünkü masumluk, dörtten fazla kadınla evlenme, uykusunun abdest bozmaması gibi kendisine has olan konuların dışında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında caiz olan hususlar, ümmetin velileri hakkında da caizdir. Artık insaf eden bir kişi, vefat etmiş kişilerle tevessülde ihtilaf var, nasıl diyebilir? Netice olarak bu kardeşime derim ki, konu Nurettin Hoca'nın dediği gibi ümmetin büyükleri arasında büyük tartışmalara sahne olmamıştır. Bu iddiayı yapan kişi o büyüklerin kim olduğunu ve onların vefat eden büyüklerle tevessülü caiz görmeyen görüşlerinin hangi kaynaklarda geçtiğini açıklamak zorundadır. Bakın ben size şu kısacık mektupta bile ne kadar delil yazdım. Ayrıca bunca sahih hadis-i şerif varken ona sizi yaklaştıracak vesile arayın. Ayet-i kerimesi vesile aramayı bize emrederken ve burada geçen vesile kelimesi amellere de, şahıslara da, ölülere de, dirilere de şamil umumi bir ifadeyken hiçbir büyük alim bu konuda muhalefet edemez. İngilizlerin oyuncağı olmuş Abdülvehhab yahut onun torunlarından Binbaz veya gibi Canbaz bu konuda hüccet kabul edilemez. Dolayısıyla Nurettin Hoca'nın biz amelle tevessülü yeğleriz sözü kendi tercihi olmakla beraber şu anda kendisinin kendi amelleriyle tevessülü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine dua yapmaya tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Kendisinin alın yazısı diye tabir edilen kader Allahu Teala'nın arş üzerine istivasının manası ve İsa aleyhisselamın bedeniyle kıyamete yakın ineceği gibi akaid metinlerinde yer alan mütevatir inanç konularındaki her şeyi görüp amel etmemesi sebebiyle hasebiyle ehli sünnet dairesinden çıkmayacağını bildirir. Kaderi inkar eden Mustafa İslamoğlu ve İsa aleyhisselamın nuzulü gibi mütevatir akideyi reddeden Mustafa Karataş misali kimseler hakkında kullandığım sohbetini dinlemeyin fetvasını Nureddin Hoca hakkında söylemediğimi ifade eder, kendisinden istifade tercihini sana havale ederim. Bütün cemaatime de benim ilmi reddiyelerimi, reddiye yapılan şahıslara hakaret malzemesi yapmamalarını, ilmi reddiye ile şahsi hakareti özenle ayırmalarını vasiyet ederim. Biraz uzunca oldu ama çok net bir ifadedir son cümle. Bu özellikle Facebook'ta veya bir yerlerde bayağı bir, herkesin kendini hoca zannetmesi, alim zannetmesi, sanki bir spor karşılaşmasında o niye böyle dedi, bu niye böyle dedi diye böyle sıradan bir mevzuymuş gibi konuşmayı haddini bilmeden yazmasına vesile olmuştur. Bu noktada hocamız bir kez daha diyor, bütün cemaatime de benim ilmi reddiyelerimi, reddiye yapılan şahıslara hakaret malzemesi yapmamalarını, ilmi reddiye ile şahsi hakareti özenle ayırmalarını vasiyet ederim.
biri deseydi bunda şöyle bir şey var, bakardım belki. Bir şey de diyen olmadı. Seneler geçti. E o arada şimdi bu fitneler zuhur etti. Çarşaflı kadınlar bile kalktı, bunların sohbetlerine gitti. Efendim, Akabe Vakfı'nda sohbet var. Yok efendim, Hilal Televizyon'da program var. Bir de Senabil Vakfı varmış. O da Murat Mahallesi'nde. Şeyin, Senabil midir adı nedir? Bilmiyorum. Orada bir Nurettin Hoca var mesela. E şimdi adam bana soruyor. Nurettin Yıldız Hoca. Bu Hilmi Hoca'nın oğludur. Hilmi Hoca Efendi Hazretleri'nin halifelerinden mübarek bir zat. Allah selamet versin. Bu onun oğludur. E ben çok tanışmıyorum, görüşmüyorum. Şimdi bana buraya geldiler geçen hafta. Hocam buna gidilir mi? Ya ben ne bileyim. Şimdi adam geliyor bana diyor, Hoca Efendi ne var? Bizim imamın arkasında kılınır mı diyor. Dedim ben sizin imam ne yapıyor ne bileyim. Neye inanıyor bilmiyorum. Nasıl abdest alıyor bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. Geliyorsun bana diyorsun bizim imamın arkasında kılınır mı? Sizin imamları biz işlemedik ki numara numara. Rakam kaç diye soralım yani. Diyorum senin diyorum niye bunu sordun bana, sormak zorunda kaldın? E diyor bizim imam şerahçı diye bizi mahkemeye verdi, uğraşıp duruyoruz. Yani böyle imamlar da varmış. E ben de o zaman ne diyeyim yani, sen bunu ne soruyorsun? Şeriat nedir? İslam'dır. E seni Müslüman diye mahkemeye vermiş. Yani bunu bana ne soruyorsun yani? Böyle durumlar oluyor. Şimdi buradan arkadaşlar gelmişler buraya, kürsüyü sardılar. Bir iki haftadır oturuyorum burada 10 dakika. E bu sefer geliyorlar bana. E diyor bizim hoca, bu adama gidelim. E kim bu adam? Öğrettin Yıldız Hoca. Ya kardeşim benim elimde şey yok ki, ölçüm çubuğu. Herkesin inancını ölçeyim. Ehl-i sünnet mi? Kaç gram? Ne kadar sakat? E bu bir mesele yani. Bu bir inceleme meselesi. Ben burada şey değilim yani. Ben de bu sefer dedim ki gidin sorun ona. Deyin ki işte gidiyoruz, Resulullah Efendimiz'in yüzü su hürmetine istenir mi? Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin yüzü su hürmetine dua edilir mi, istenir mi? Sorun. E şimdi burada kalktık dedi, geldi de geçen gün. Dedi telefon ettim. Böyle böyle sana bir sorumuz var dedi. O da dedi ki sahabe yapmadı bu işi. Yalan konuşuyor, sahabe yaptı bu işi. Bilal ibn Haris Hazretleri büyük sahabi geldiği yağmur duasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya kuraklık oldu Medine'de. Ya Resulallah istesbillahil ümmeti. Ey Resulullah dedi, kabrine geldi. Kabri şerife dedi ki ey Allah'ın Resulü, ümmetin kurudu. Allah'tan bizim için su iste. Kabre dedi. Bunu İbn-i Kesir tefsirinde bile var. Bütün tefsirlerde var yani. Sahabe yapmadı bu işi demiş. Halbuki biliyor yaptığını. Hazreti Ömer yapmadı demiş on sonra. Halbuki Bilal ibn Haris ne gördü o gece rüyasında? Resulullah gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi? Geldim benden dedi, yağmur istiyorsun. Allah'a dua et diyorsun. Emirul müminin kim? Ömer. Ben de Ömer'i uyanık bilirdim dedi. Rüyada diyor Resulullah ona. Ömer niye bu kadar gevşek kaldı bu işte, hala yağmur duası yapmıyor? Çabuk git. Ömer'e söyle, aklını çalıştırsın. Benden selam söyle, aklını çalıştırsın. Ama Resulullah Efendimiz direkt Hazreti Ömer'in rüyasına giremez miydi? Girerdi. Ne oldu? O Bilal İbni Haris. O Bilal Habeşi değil, başka sahabi. Hep bir tane Bilal bilirsiniz. Ne kadar Bilal duyarsanız Habeşi zannedersiniz. Sahabede dolu Bilal var. O Bilal İbni Haris Hazretleri ki Resulullah Efendimiz'e dedi ki bize yağmur iste. Resulullah da kimin rüyasına girdi? Onun rüyasına. Ne dedi? Git Ömer'e söyle. Aklını çalıştırsın. Ben Ömer'i akıllı bilirdim. Bu sefer gitti. Hazreti Ömer dedi radıyallahu anh. Ya nasıl iş bu? Ne yaptın sen? Dedi ben böyle böyle kabrine müracaat ettim. O da gece rüyama geldi, bana böyle buyurdu. Aa tamam dedi, ben nasıl dedi unuttum ben. Yani düşünemedim bu kuraklığın çaresini. Hemen yağmur duasına topladım dedi. Hazreti Abbas Efendimizin amcası sahildi. Onu da koydu öne. Yağmur duasında onunla dedi ki Resulullah'ın amcasısın diye senin yüzü suyun hürmetine de isteyelim dedi. Böyle bir dua neticesinde efendim Mekke Medine elhamdülillah suya sele gark oldu. Bolluk oldu çok. E şimdi sahabe yapmamış diyor. Yalan söylüyor. Ondan sonra da diyor ki bak şimdi cevap ver. Arkadaşlar böyle söylüyor. Burada geldiler. Demiş ki işte efendim bunu böyle yapanlara, yüzü su hürmetine isteyenlere kafir diyenler de var. Bak 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 bak. Bütün evliya kafir oluyor bu durumda. Bütün sahabi. Kafir diyenler de var da ben o kadar alim değilim. Kafir diyemem.
Çok güzel bir hüsnü üslup bu. Bir ifsat cevabı vermiş. Bunun kaç tane şahidi var. E şimdi sen bana ne soruyorsun, falan hocaya gidelim mi? Ben böyle hocaya gidin der miyim? Ben doğruları demek durumundayım. Çünkü ne oluyor burada? Ehli sünnetten inhiraf, ayrılma var. Ama siz benim bu dediklerimi çok yaymıyorsunuz. Duyurun bunları her tarafa.